Hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün sizinle Lviv'deki ufak gezintimi paylaşmak istiyorum. Can sıkıcı karantina günlerinde Erasmus anılarımı yad ederken bir anda Lviv, Ukrayna'da yarı böyle spontane çektiğim ama paylaşmadığım video ve fotoğraflara denk geldim. Belki ses kaydıyla birleştirerek sizinle deneyimlerimi kısaca paylaşabilirim diye düşündüm. Ben bağırmadım. Ben biliyorum senin bağırmadığını. Lviv'den iyi akşamlar, Ukrayna'dan. Lviv'den iyi akşamlar. Bugün yine hava bok gibi. Selfie falan yapalım. Başladı, gel. Biraz önce bir Türk bizimle konuşmak istedi. Bizimle keşfetmek istiyormuş. Biz de... dedik ki olur. Biz de hayır dedik yani. Bilmiyorum, bu kadar Ukraynalı kız var. Lviv ve Polonya üzerinden otobüsle geçmiştik. Gümrükte yaklaşık bir 5 saat beklemiştik diye hatırlıyorum. Biliyorsunuz ki Ukrayna ve Türkiye arasındaki uçak biletleri daha uygun fiyatlı oluyor. Bu nedenle Ukrayna'dan Türkiye'ye dönmeye karar vermiştik. Otobüsten indikten sonra valizlerimiz olduğu için taksiye binmiştik ve genel olarak hem vizesiz hem de ucuz bir ülke diyebilirim. Lviv'de geçirmek için sadece 1,5 günümüz vardı. Gece hayatının çok canlı olduğunu duymama rağmen aşırı yorgun olduğumuz için böyle ilk gün odaya yayılıp Aşk-ı Memnu'yu izlemiştik. Hostel de aslında böyle apart gibiydi. 4 odadan oluşuyordu. Buna rağmen hani 24 saat açık olan bir resepsiyonu vardı. Binalar, yollar, arabalar genel olarak eskiydi. Şehrin böyle değişik bir dokusu vardı. Ayrıca çok fazla Türk vardı ve aslında gözlemlediğim kadarıyla insanlar modayı pek fazla takmıyorlardı. Sonraki gün dışarı çıktık ve Polonya'da da sık sık gördüğüm Rynek Square'e gittik. Kaldığımız yere yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeydi. Burada birçok tarihi ve sanatsal yapıları görebilirsiniz. Bu şekilde korunmuş olması açıkçası çok hoşuma gitti. Çok ilginç bir araç gerçekten. Ne yazıyor acaba? Saat 5 oldu ya. Hatta 6 oldu ya. 5 mi 6 mı? 6. Saat akşam 6. Onlar nazikti, İngilizce çat pat da olsa onlarla anlaşabildik. Gördüğünüz gibi sanatsal fotoğraflar çekmeye çalışmışım o zamanlar. Old Town genel olarak güzeldi. Bu bölgede kafe ve restoranlar bulabilirsiniz. Ayrıca market ve pasajlara da böyle bir tık göz atmıştık. Bu neydi kız? Gördün mü geçeni? Şarap alsam mı acaba ya? Sigara ve alkol özellikle Türkiye'ye kıyasla bayağı bir ucuzdu diyebilirim. İnsanlar genel olarak sıcakkanlılardı, yani birbirlerine karşı da sıcakkanlılardı. Bu binanın ne binası olduğunu hiç hatırlamıyorum ama kesin önemsiz bir şeydir ve ben önünde fotoğraf çekilmişimdir. Bilen varsa aşağı yorum yapabilir. Ağaçlı yolları ve parkları da huzur verici bir hava katıyordu. Mini vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.